Buyurun. Feridun Bey. Orhan Bey, çok geç kaldınız. Kusura bakmayın. Arabamı çektiler. Taksi bulamadım. Sonra trafiğe kaldım. İstanbul malum. Yani bence sorun yok. Geç kaldığınız saatler hesabınıza eklenecek ne de olsa. Evet, tabii. Şimdi bu Mahir Bey artık durmak bilmiyor. Önce banka hesabımı dondurdu, az önce de aracımı çektirdi. Şaşırdınız mı? Narkotik soruşturmasına adınız karışmış bir kere. Hem de şüpheli ve faaliyetleriyle yakinen bağlantılarınız varmış. Fakat ben ne yapmışım? Bir doktor olarak bir hastaya ağrı kesici yazdım. Hepsi bu. Hepsi bu. Bu bendeki dava dosyasında Ateş Bey'in dairesinden 600 adet hap bulunduğu yazıyor. Bunların reçetelerini siz mi yazdınız? Bakın Ateş Hekimoğlu'nun kronik ağrıları var. Bence aslında karşı taraf görevini kötüye kullanıyor. Orhan Bey, 600 adet haptan bahsediyoruz. Bunların reçetelerini siz mi yazdınız? Hayır, sayılara niye takılıyoruz ki anlamıyorum. Bakın insan vücudu aldığı ilaçlara karşı zamanla tolerans geliştirir. Bu da daha fazla ilaç gereksinimine neden olur. Bu da bir kullanıcıya sahte reçete yazmak için mükemmel bir neden olur. Daha sorumun cevabını alamadım. Ama biz yanlış neden sonuç ilişkileriyle bir yere varamayız ki. Haklısınız ama bu dava bunu gerektiriyor. Benim çıkmam lazım. Konuşmam var. Mahkemeye yetişmem gerekiyor. Peki arabamı almak için bir şey yapamaz mısınız? Yani şöyle söyleyeyim, bu konuyla ilgili elinden bir şey gelmez. Ama illa aracımı geri istiyorum diyorsanız polisin istediğini vereceksiniz. Öyle mi? Gerçekten çok profesyonel bir tavsiye oldu. Teşekkür ederim ya. Bakın Orhan Bey, Ateş Hekimoğlu'nun sonu hapishane. Siz de onu korumak için böyle yalan söylemeye devam ederseniz sizin de sonunuz aynı olur. Buyurun, çok geç kaldım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.